Biz yine yollarda. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ümit Bey'le nereye gidiyoruz? Ümit de bilmiyor. Nereye gidelim Ümit? Markete. Markete gidiyoruz arkadaşlar. Ekmeğimiz yok. Ekmek yapacaktım ama şurada yuva gidiyormuş. Oraya bakayım. Ekmek yapacaktım ama yapmadım. Ekmek yapınca börek çörek yapıyoruz ve ben bugünlerde ekmek yemek istemediğim için ekmek de yapmadım. Hazırda börek içimizde yoktu. Gerek de yok. Şimdi Ramazan. Ramazan pideleri var. Kendim de yapıyorum. Çok güzel oluyor ama olsun. Şimdi gidelim. Hem akşam yürüyüşlerine başlamış oluruz. Biliyorsunuz ben çoktandır yürümek istiyordum ama yürüyemiyordum ya. Şimdi pide aşkına yürüyüş aşkımızı gerçekleştiriyoruz değil mi Ümit? Çok değil ama olsun. Arabamızı aldık. Arabamız evimizde. Neden öyle dedim? Şu karşıda servisin yerini gördüm diye aklıma geldi. Her yerde papatyalar, komşular ağaçlara çitlerini budamışlar. Bizim komşunun darısı. İnşallah bizim taraftan da yapar. Gidelim. Ay çok güzel oldu bu evcik. Benim olsun ister miydim? İsterdim. Yukarıyı da kapatıyordum olsun. Bu kart basın kampanyaları ne zaman başladı bilmiyorum. Ben de şimdi vallahi. Geldi mesaj ama bak alışveriş yapmayacağım. Meralciğim bakanının ne harfi? Çok güzel değil mi annem? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşillikler bahçemiz. Biraz buradan soğan alayım. Sonra da size gideyim. Nanelimi çekeyim, mayonuzumu çekeyim, yeni ektiklerimi ya da şimdi çekelim direkt. Oraları temizledik biliyorsunuz. Herhalde bu ikisini getirmiş buraya. Ah, başlığım düştü. Maydanozumuz burada. O gün topladıklarımız burada. Ümit Bey'e su ver dedik ama dur bakalım verecek mi? Verecek mi canım? Maydanozları da verebilirdim. Onlar da ekili ürün ya. Evet kereviz. Ay. Param düştü. Çünkü cüzdan açık komple. Kerevizler. Çamur olmadı değil mi? Ve naneler. Toplansak toplanır naneler. Çok güzel oldular. Buna garınca şey yaptın, ilaç attın. Buna. Buna. Bunun içi garınca dolu canım. Karıncaların bir kaynağı da bu. Ben sana demin işaret ettim. Karınca ilacı at buralara. Karıncadan kurtulamadık ama. Bilmem mi bit ne sıkan. Ha başlığımı düşürdüğüm yerden alacağım. Bunlar açacak gibi duruyorlar değil mi? Bunun açtığını bilmeyenler var. Ben de. Açtığını ilk defa göreceğim ama sarı sarı bir şey açıyordu. Ve bunda karıncalar. Karıncalar. Ben de açılış yapayım. Evet arkadaşlar ocağımızın altını yaktık. Ay ısındımış bayağı. Yağını, kıymasını koyalım. Kavurmaya başlayalım böyle bir güzel. Ver canım. Bitkilere mi su vereceğim dedik hayvanlarda. Hayvanlarımız olmadığına göre. Tamam canım. Böyle tabii kıymamızı kavurduk. Kısmıştım. Tekrar altını açtım. Kabaklarımı buraya hazırladım. Soğanlarım burada. Maydanozları, soğanları koyacağım. Maydanozlarımı halledeceğim. Domates konservem burada. Çok az koyacağım. Çünkü zaten içinde az kaldı. Salçamız, karabiberimiz, kimyonumuz. Böyle. Kısmıştım altını. Şimdi geri açacağım. Tamam. Teşekkür ederiz. Nasıl da geliyor.
Propaganda mı yapıyor anne? Evet arkadaşlar, burada kabağımı hiçbir tarafına yapmadım, israf etmedim. İçini, dışını, kenarını kullanmadım, yerlerini. Annemin kavurmuş olduğu soğanla güzel kavurdum. Şimdi mayonezunu koyacağım. En son karabiberini, kimyonunu, pul biberini attım. Böyle çok güzel bir karışım oldu. İster böyle yiyeceğim, ister yumurtayla yiyeceğim. Akşam ola hayrola diyorum. Hemen şimdi diğer yemeğimi göstereyim size. Böyle arkadaşlar, bu da karnıyarık. İçine haşlamış olduğum kabaklardan yaptığım, kavrulmuş kıymayla yaptığım karnıyarık. 4 tane de difrizimden sonradan buldum. Patlıcanım varmış. Onları çıkardım, doldurdum. Onları da annem sever patlıcanı çok fazla. Onun olsun. Tabii kabaktan da yeriz. Kabaklar çok fazla. Şimdi daha sırada köftem ve ekmeğim var. Onlara geçelim. Köpük köpek oldu, mayamız geldi. Şimdi beyaz undan yoğurmaya devam. Bu kepekli undu. Evet, hamurumuz tamam. Bir tane güzel bir pidem olacak. Tepsiye koyacağım. Tepside mayası gelsin bir güzel. Köfteye başlamadım ve saçımı bağladım. 6 liralara. Evet arkadaşlar, biz geldik. Sürpriz yapıyoruz güya ama bakalım ne kadar sürpriz olacak. Ahmet'imin doğum gününe geldik. Evde kimse yok, bize sürpriz olmasın mı? Nasılsınız? Görmeyeli. Hoş geldin. Öp de bu görevi bir ailesine atacak, gitti mi Ahmet? Ayağı sakat ya çocuğumun. Ne oldu? Gel seni doktora götüreyim. Hep bana düşüyor bir şey. Gel seni dövüm, sen kel kalma. Gerçi kel olmuşsunuz, ben de seni dövüm dövüm dövüm. Hayra da böyle oluyor. Vallahi billahi. Oturun. Otur. Ayağının aklına öyle göster bakayım bir. Otur otur. Göster bana ayağını. Göstereyim neydi? Aa, burası. Burası gitti. Ananın kremi nerede? Çekerek üstünde görüyorum. İyi ki doğdun Ahmet. İyi ki doğdun Ahmet. Söylesenize. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. En sevdiğim yeğenim. Mutlu yıllar sana. En sevdiğim yeğenim. Çarpılırsın değil mi öyle? Çarpılmamış vallahi Cenel, sapa sağlam cillop gibi. Galiba bir gerçeklik payı var. Cenel, senin için de nanlı feda ettim onu yapmak için. Geçmiş olsun. Ben buraya oturacağım, anlaşıldı. Kimse oturmadı. Değiştirme hakkın var. Çünkü sana göre alabileceğim bir şey değildi. Ben de aldım geldim. Sen, içine fişi fişi var, fişi fişi. Bunun? Ha. Tam daha duruyor. Ha, tabii canım, duracak. O yüzden getirdim. Sen git, istediğini al.
tişörtte büyükte size çok da bunlara sıkıntıydı dedim. Olur olmaz. Dur bak hemşehrine bedenine. Ya en büyük bu vardı. Sen git. Ben çok gezemedim. Tamam. Gene de giy. Gene de giy. Git bak. Belki siyahın vardır, mavisini alayım. Ona ben karışamam. Yok siyah tamamdır. Siyah tamam. Başka bir şey almam. Bir de şöyle bir şey var yani. En büyüğünü varken alayım. Sonra çocuk gidene kadar kalmayabilir mantığını gittim. İyi günler. Ay. Sağ ol. Buse de otursaydı keşke bir yere. Gel Buse otur.